Herkese merhabalar, ben Melinoe. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün önceki Stardew Valley'in orijinal videosunda paylaştığım videoda bahsettiğim şey olan Expanded modunu oynayacağız. Şuminalar. Tamam, şimdi burası için yeni bir kayıt oluşturacağız. Bunu birlikte oluşturmak istedim çünkü göstermek istediğim bir yer var. Bu sefer farklı bir kız yapalım. Bu da pomponlu olsun. Göz rengimiz bu sefer mavi olsun. Saç rengimiz koyu renk yapsam çok koyu oluyor. Şu turuncu bir kız çok tatlı olur aslında. Evet, bak bunu beğendim. Hemen bir kıyafet seçeyim. Diğeri lila. Kırmızı güzelmiş. Başka kırmızı var mı? O kemerli var. Aa, çok tatlı oldu. Yine şort giymek istiyorum. Açık mavi olsun. Ya da gözlerimizin renginde olsun. Bu İyi gibi. Şuradan ayarlardan bir yıl garantili yapacağım. İsmimizi ne yapalım? Lily olsun. Çiftliğimizin ismi yok. Ne yapsak? Sunshine olsun. Öncekindeki gibi favori nesnemi kitap yapacağım. Bu sefer bu pofik köpeği istiyorum. Bunlar tamam. Bunu gösterecektim. Büyük babanın çiftliği yazıyor. Bu da bir mod. Expanded'ın yanında ayrıca büyük babanın çiftliği diye bir mod daha indirdim. O yüzden bunu seçeceğim. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir başka ayar. Bunu yaptık. Ten rengimiz çok beyaz oldu. Şöyle kızımıza bakmak istiyorum. Aa, inanılmaz tatlı oldu. Tamam. Girişi geçeceğim. Gerçekten çok uzun. Gereksiz yere video uzun olmasın. Şimdi modlu oynadığım için ufak kasmalar oluyor. Şu anda da bir donma yaşıyor kendisi. Evet, düzeldi. Önceki Stardew Valley'in orijinal adı altında çektiğim videosunda kendimden birazcık bahsettim. Burada da bahsedeyim. 27 yaşındayım ve ev hanımıyım. Evliyim. Zamanla zaten çok daha iyi bir şekilde birbirimizi tanırız. Şimdi 15 yaban avucu tohumu alındı. Başkanlığımız teşekkür ederim. Şimdi iki seriyi birden yürüteceğim için umarım kafam karışmaz. Gerçekten kafamın karışmasından inanılmaz korkuyorum. Ama burada size göstermek istediğim şey modlarım. Yani orijinalden ziyade tamam. Orijinalden ziyade çok farklı. Hemen şuradan kendimi bir uzaklaştıracağım. Zaten orijinalini bilen insanlar şu an çiftliğin farklı olduğunu fark etmişlerdir. Bu büyük babanın çiftliği olduğu için bu arada. Şunu da biraz uzaklaştıracağım. Tamamdır. Oyuna henüz geçemedim, kusura bakmayın. Hemen minik ayarlarımı yaptım ve şu şekilde klasik Stardew Valley başlangıcı olan işimizi yapalım. Yani 15 avucumuzu ekelim. Ben şuraya çok küçük tarla yapmak istiyorum kendime. Çok tatlı oldu kız. Şimdi diğeri sarışın ya. Turuncu saçlı olunca hoşuma gitti.
Hemen bunları da sulayayım. Expanded modunu daha önce oynadım ama şöyle oynadım. Yükledim ve girip baktım. Şöyle bir 15 gün kadar falan oynadım. Yani oyundaki 15 gün kadar oynadım. Biraz mantığını çözeyim, etrafa alışayım diye. Onun dışında bilgim Expanded moduna karşı birazcık var. O da şundan kaynaklanıyor. Çılgın bir şekilde Stardew Valley hayranıyım. Bu yüzden çok insandan izledim. Modlu hallerini izledim. Düz hallerini izledim. Çok fazla videosunu izledim. Sana genel olarak orijinal hikayesini, yani çok iyi demeyeyim ama bayağı biliyorum. Yani ilerleyiş olsun, geleceğe yatırım olsun, bayağı bir bilgim var. Ama Expanded'da şöyle bir şey var. Hikaye aynı hikaye ama farklı hikayeler de katıyor. Onun dışında yeni NPC'ler var. Onların hikayelerini bilmiyorum diyeceğim. Çünkü izledim ama hatırlamıyorum. Onları da göstereceğim size. Bunları temizlemek yerine ben size şöyle büyük babanın çiftliğini göstermek istiyorum. Normalde burası orijinalde bu kadar büyük değil. Şuradan falan kesiliyor olması lazım ve bu kulübede yok. Sadece su şu köşede duruyor. Bunda burası büyük. Ev aynı. Şu şekilde yukarıya yolu var. Ne kadar geniş alanı var. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım çünkü Expanded modunu hep oynamak istedim. Ve şu an oynayıp oynayarak da size sunmak inanılmaz heyecan verici. Burası aynı ama orijinalde bildiğiniz üzere burada bir seramız var. Seramız burada değil. Hemen şöyle göstereyim. Yolumu açı açı ilerleyeyim. Burada bir kısım var. Kendinden çitli. Bayağı büyük bir alan görüyorsunuz. Onun dışında buradan bir yolumuz var. Hemen yolun nereye gittiğini de göstereyim size. Onları dönüşte alırım. Hiç geri dönmeyeyim. Gösteremiyorum. Şu büyük odunlar yüzünden. Sera burada. Onu söyleyeyim. Seramız bu tarafta. Onun dışında bir de burada bir alanımız var. Başka bir şey yok. Çok daha değişik bir alana sahip bu çiftlik. Burası inanılmaz geniş bu arada, aşağıya doğru bayağı gidiyor. Hemen şöyle üste doğru koşup bakın. Normalde orijinalde böyle düz bir yol var. Burada bu şekilde gidiliyor. Bu yolda evin üstüne çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani herhangi farklı bir yola çıkmıyor. Daha demin gördüğünüz gibi kulübe burada. Yukarıda başka bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet, yukarısı aynı. Çok güzel bir harita. Bakın mesela şurası yok normalde. Merhaba Harvey. Ben de memnun oldum. Biraz çok konuşuyor kendisi. Başka farklı, ya genel olarak bütün farklılıkları zaten oynadıkça görürsünüz. Burada bir ev var. Normalde yok bu ev. Bu evin içinde Olivia var. Bu yeni NPC'lerden. Ayrıca burada oğlu var. Adını hatırlamıyorum. Neyse, ismin Victor. Victor. Evet, ben de memnun oldum bu arada. Çok geniş. Gerçekten çok geniş bir haritası var. Bir de Expanded dışında diğer modlarımdan da bahsetmek istiyorum. Bu köpek burada yok, biliyorsunuz. Normalde sadece kulübe var. Tozluyu bolca sevdin. Bu modda bir köpeğimiz var. Ya bizim değil, burada bir köpek var. Hemen göstereyim. İlk göstereceğim şey şu.
şu olacak. Görüyor musunuz? Suda balıklar gözüküyor. İşte Jojo Cola var. Şurada disk var. Islak kağıt mıydı? Islak gazete miydi? Ne? O var. Yani en sevdiğim modlardan bir tanesi denizin içindeki ya da suyun içindeki tutabileceğiniz hayvanları buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca bir diğer mod da kıyafet modu. O da benimle alakalı değil. Karakterlerim yani NPC'lerin mevsim değiştiğinde kıyafetleri değişiyor. Mesela kışın kısa kolu giymiyorlar. Bere takıp atkı falan takıyorlar. Bir de büyük babanın çiftliği var. Ayrıca da direkt olarak Expanded modu var. Yani toplam 4 mod. Daha farklı istediğim modlar var. Onları da ekleyeceğim. Burası da çok farklı. Görüyorsunuz zaten. İnanılmaz yoğunlukta bir ağaç. Mahallenin dükkanı bu şekilde çevrelenmiş. Burası zaten Liyak'ın evi biliyorsunuz. Buraya aşağı bir yol iniyor. Evet, yeni çiftçi kız benim. Bu tarafa doğru gittiğimizde burada mahallenin ilgilendiği bahçesi var. Bununla tanışayım hemen. Selam. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Aşağı doğru indiğimizde, yanlış hatırlamıyorsam bu taraftaydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şuradan iniyorduk galiba. Hemen bakayım. Çünkü dediğim gibi hani oyun içinde bir 10 gün falan oynadım. Burası bu şekilde geliyor ve burada başka bir çiftçi var. Onunla da tanışalım. İsmi neymiş? Andy. Bak bakalım. Herkesin bahsettiği yeni çiftçi sensin. Sonunda vadide taşındığını görüyorum. Ben uzun yıllardır Fairhaven çiftliğinde çalışıyorum. Belki çok büyük değil ama dürüst iş. Kesinlikle katılıyorum. Dedenden ücretsiz bir yük kaldığı için çok şanslısın. Biraz bozulmuş gibisin. Andy abi. De favorim olan yeri göstereceğim size. Buradan yol devam ediyor. Burada bir çiftlik daha var. O da burası. Çok düzenli. Çok tatlı bir çiftlik gerçekten. Blue Moon. Bir NPC'miz de bu. Hii, bir yabancı. Sophia korkma. Sakin ol. Sen Lily. Yeni çiftçi değil miydin? Üzgünüm. Daha önce tanışmadığım insanlarla biraz gergin oluyorum. Adım Sophia. Mavi Ay üzüm bağının sahibiyim. Neyse. Sanırım seni görüşürüz. Çevirilerde hatalar var. Ya normalde Expanded yabancı dilde bir mod. Ama ben onun Türkçesini indirdim. O yüzden çevirde hata olabilir. Buradan bu tarafa doğru gittiğimizde direkt bizi sahile atıyor. Ama yukarıdan gittiğimizde de onu da göstereyim. Bu tarafa atıyor. Biliyorsunuz bu tarafta zaten sahil. İkiye ayırmışlar burayı. Senle de tanışalım. Gelişli insanlar konuşması neden oldu? Ben Elliot, kumsaldaki ufak barikada yaşıyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Hazır göstereyim ya. İlk bölümden zaten yapacak çok işimiz yok. Bu tarafa doğru geldiğinizde burada bir bahçe var. Buna kime ait olduğunu bilmiyorum. Henüz göremedim. Burayı zaten biliyorsunuz müze. Bu tarafa doğru yol gidiyor. Buraya geldiğimizde de burada bir alan var. Bu alan ileride bize veriliyor. İzlediğim kadarıyla. Sonrasında burası nereye gidiyordu? Bir bakalım. Buraya çıkıyor. Burayı unutmayın. Hemen size orijinal girişini göstereceğim. Şu an kahve olsun çok isterdim. Yani deli gibi koşmak isterdim şurada. Gezdirdiğim için biliyorsunuz müzenin üstünde Clint'in üstünde Jojo vardı. Jojo'yu daha yukarı taşımışlar. Buraya bir yol yapmışlar.
Bu yolda daha demek ki köprüye çıkıyor. Bu köprüde de inanılmaz balıklar tutuluyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu tereyağı balığı mıydı neydi? Şurada köpek balığı var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam kedi balığı falan da var diye biliyorum ama isimleri değişti. Pisi balığı mıydı? Öyle değişik bir isim var. Buraya gidilmiyor. Denedim. Onu söyleyeyim. İzin vermiyor oyun. Devam devam. Bu üst kapalı. Bari gün bitmeden şu altı karışık tohumu daha ekeyim. Bu tarafa devam edelim. Joja'yı göstereyim. Bildiğimiz Joja. Buradan devam edelim. Bazı alanlara kestirmeler koymuşlar. Bu çok tatlı. Bildiğiniz gibi halk evi gene burada. Mesela bu tarafı da göstermeye çalışıyorum. Mesela şuraya bir köprü eklemişler. Ama taştan köprü ekleyip buraya merdiven yapmışlar. Orijinalinde bu merdiven yok. Dolaşmak zorunda kalıyordunuz. Bu modda bolca ağaç, bolca çimenlik var. Robin'i biliyorsunuz. Sebo. Yeni taşındın değil mi? Güzel. Yaşayacak o kadar yer varken Pelikan kasabasını mı seçtin? Evet. Şunu alayım. Şurada bir farklılık göstereceğim. Orijinalimizde maden burada. Ama artık yok. Madeni çok daha yukarıya taşımışlar. O da burası açıldığında önce gösterebilirim. Çok daha köy havası olmuş diye düşünüyorum. Çünkü ağaç sayısı azdı. Yabancı, merhaba. Rahatsız olma. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Burada kıyafetini fark ettiniz mi? Linus'un sarı böyle elbise gibi bir şey giyiyordu sadece. Bu değişik. Moddan kaynaklı. Onu diyordum. Çok daha köy havası olmuş. Yani ağaç fazla, yeşillik fazla. İnanılmaz güzel bir mod. Buralar zaten dolu ağaç ve yeşillik. Ekebiliriz umarım. Burayı açmadık. Şöyle. Evimize doğru ilerleyelim. Hemen şu karışık tohumları da ekmek istiyorum çünkü. Manasından yolu da açmış olduk. Evet, kaç tohum var? 7. 5 5 gitmiştik. Aynen devam edelim. Yani ben de sizinle birlikte hikayesini öğreneceğim. Hikayesini hatırlamıyorum çünkü. Ya oynamakla izlemek çok farklı oluyor gerçekten. Ve ben sadece izlediğim için çok oynamak istemiştim. Sonunda nasip oldu. Şimdi neden ağaç kesiyorum onu söyleyeyim. Saat daha 11'e geliyor. Ve benim oduna ihtiyacım var. Hemen bir sandık yapmak istiyorum. Üstümdekileri koymak için. 23 odun oldu. Hemen bir 50 odun yapıp sandığa kavuşursam çok güzel olur. Otlar var. Devam. Bununla 50 olur diye düşünüyorum. Hemen bir sandık yapalım. Sandığımız da diğerinde olduğu gibi klasik şuraya koyalım. Rengini ne yapalım? Renkli olsun. Hemen at üstündekilere. Süper. Şuradan suyumuzu da dolduralım. Sabaha hazırlık. Daha enerjimiz var. Şuradan bir iki ağaç daha keseceğim. Saat daha fazla ilerlemesin. Enerjimiz tam olması falan. Allah korusun.
Evet. İlk günü bitirdik. Günaydın. Hemen televizyonumuza bakıyoruz. Bugün mutsuz mu? Yarın bütün gün yağmur yağacak. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Willy geldi. Willy de kasabamızın balıkçısı. Onun sayesinde maddi gelirimiz uçacak. Çünkü ilk başta da para kazanmak gerçekten çok zor. Bunu Willy sayesinde başaracağız. Tamam. Şimdi çok ufak şuraları biraz temizlemek istiyorum çünkü başka işimiz yok. Ya bunu toparlamak gerçekten zaman alır. Şimdiden kusura bakmayın, zamanla anca toparlanacak buralar. Yani. Aa, Jeos bulduk. Güzel. Ne yapacaktım? Şunu vuracaktım. Tamam. Sömürelim enerjimizi. Ama 5'e kadar. 5'te sahile gideceğiz. Bir yandan da gözüm enerjide. Şunu kır. Buraları temizlemek yerine şu yollarımızı mı açsam? O daha mantıklı. Tamam. Şimdi bu taraftaki yolumuzu da açalım. Nasıl açacağız? Yine enerji harcayarak açacağız. Tabii ki de başka türlü nasıl açacağız? Şey düşüncesi var kafamda. Yani şimdi oyunda para kazanma şeylerinden çoğunu biliyorum. Hani nasıl daha çok para kazanılır diye. İki yol var. Biri şarap, biri de domuz. Onlardan çıkan değil mi? Onların bulduğu yer mantarlarını satarak veyahut da onları yağa çevirerek çok daha karlı bir para kazanma yöntemi oluyor. Yani bir tanesini burada, bir tanesini de orijinal hesaplama yapsam diye düşünüyorum. Hani farklı farklı şeyler mi göstersem size? Aa, yorulmaya başladım. Bildirimi geldi. Tamam. Dedim ki minik donmalar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Lütfen. Teşekkür ederim. Yorulmadı. Yani asla bir yere vurmamam lazım. Dedim. Bir tık daha. Yordum kızı. Üstündekileri bırakayım. Ve bir Willy'yi görelim. Bakalım. Ne giyiyor? Şimdi kıyafetler farklı ya. Bunların hepsini toplayacağım. Hem toplayıcılığım artacak. Hem de bazıları yeniyor. Şu yeniyor mesela pırasa. Fulya yenilmiyor da Fulya'yı daha çok hediye olarak veriyorsun. Mani mani. Bakın Mani'nin kıyafeti de değişik. Ben Mani. Hayvan ve hayvan bakım malzemesi satıyorum. Bir ara uğra olur mu? Uğrayacağım. Hayvan almaya başlayayım, uğrayacağım. Sen de konuştuk değil mi Bizsun? Yine de konuşalım. Güzel makyaj yapmışsın. Ya da dur. Hiç giyiyor musun ki? Anlamadım. Sıkıldım. Ben de senden sıkıldım. Ya şimdi bu tepkilerimin kusuruna bakmayın.
Hikaye ve karakterleri bildiğim için nasıl insanlar olduklarını biliyorum. Ya, Hayley başta çok şımarık ama alıştığı zaman size çok tatlı bir kız gerçekten. Ama tabii alışana kadar canı sıkıyor. Denize bakın, balık dolu. Çok güzel. Bu balıkları izleyerek balık tutmak çok daha keyifli olacak. Selam hanımefendi. Kasabaya yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ah, denizden uzak kalmaya, alışmaya çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım. Eski oltamı sana vermek istiyorum. Balıkçılık zanaatının devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Geleceğim. Thank you. Vadedeki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Biliyorum dayı. Bu arada dükkanı açtım. Bir şeye ihtiyacın olursa uğramaktan çekinme. Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim. Kokarsa satar. Hehe. Benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Okey. Tüttür burayı. Purodur herhalde. Balık tutmak inanılmaz isterim. Ya da dur şunu yiyip tutayım ya. Bir iki tane. Şu manzara eşliğinde. Yani inanılmaz güzel bir mod. Çünkü balık tutmak bir yerden sonra o kadar sıkıcı. O kadar sıkıcı bir hal alıyor ki. Çünkü başlarda tek geliriniz balıkçılık. Ya yani ekin de ekebiliyorsunuz tabii ki de ama. Güzel gelir olarak balıkçılık. Ve sıkılıyorsunuz. En azından şimdi balıkları izlerim. Çok daha keyifli olur yani. E hadi ama şu saat şunu tutayım. Saat 2'ye kadar falan tutalım. Yani enerjimiz yettiği kadar aslında. Çünkü şey yapacağım. Pierre'in dükkanına gideceğim. Yani Pierre'in bakkalına gideceğim. Orada bayanlar salı günü şey yapıyorlar. Ne diyeyim? Spor. Orada tanışmadığım insanlarla tanışırım. Hem bir yandan tohum alalım yani. Bu parayı şu an yapacak bir şeyim yok çünkü. Ekelim, uğraşalım. Gel babana. Uğraştırma işte kardeşim, gel. Sardalya, 8 santim. Çok güzelim. Bu pıtırcıklar çok önemli. Bunları bulduğunuzda hemen yapışın. Çok daha fazla balık veriyor burası. Yani çok daha fazla balık veriyor derken gerçi benim enerjim yok da. Canı çıkmasın değil mi? Yani çok daha sık balık geliyor oltaya. Güzel güzel şunları toplayalım. Şunu elime alabilir miyim? Aa, bakın bu yeni. Denizden gelen ses. Ona kulağını dayarsan okyanusu duyabilirsin. Çok hoş. O yeni bu arada. Hani orijinalde yok. Çok tatlı. Bayıldım. Aa, şunu da almak istiyordum. Billy. Kapatma sakın. Hemen satayım sana şunları. Şu iki balığı. İki tane daha yerim açılsın. Bunları neden tutuyorum? Halk evi için tutuyorum. Ekstradan yer kaplamıyorsan alacağım. Tamam. Bak bunun biri farklı yer kapladı. Sıkıntı yok. Yani üstümüz bol. Bol ne ya? Dolu gezeceğiz. Başlardaki şu çanta sıkıntısı çok büyük bir sıkıntı. 2'ye kadar takılacağız dedik ama saat 3:20 oldu. Umarım bitmemiştir. Dansları. Ben de memnun oldum Sam.
Lütfen bitmemiş o. Bitmemiş. Süper. Seninle tanışmamıştık gelmişken seninle tanışalım. Hey, siz yeni çiftli Lili Hanım olmalısınız. Ben Pierre. Bölge bakkalının sahibiyim. Tohum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam fiyata sizden ürün de alabilirim. Azıcık da olsa tarımla uğraşmak bölge ekonomisine can katabilir. Seni tanıyoruz. Bunu satmayacağım. Sat bunları. Yarın alamam. Aslında enerjim de yok. Neyse hiç bugün uğraşmayayım. Kızlar kızlar. Kızlar kızlar gelin mi? Merhaba sevgilim. Bugün verimli bir gün mü geçiriyorsun? Çok çalışıp kendini incitme. Seni bu kadar çabuk uzaklaşırken görmek istemem. Sevgilim derken... Ah! Yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. Bu arada Emine kıyafette farklı. Aerobik kıyafetleri farklı. Formda görünüyorsun Jody. O dumbbell'lar harika iş çıkartıyor değil mi? Ah kollarım aynı jelatin gibi. O. Üzücü. Ya Robi tanımadım kız seni. Tanıştırmıyormuş olmasın. Bugün güzel bir uyku çekeceğim. Çek bakalım. Teyzeler hadi. Teyzeyle tanışmış mıydım? İnanın hatırlamıyorum. Teyzeyi kaçırdım. Teyzem. Kocam George'a takılma. Yabancılar karşı pek iyi değildir. Göreceğiz şimdi. Bu kadar iyi. Yeni insana tanışmak irite edici değil mi? İsmim George. Şimdi kaybol. Peki dede. Aa, şu şeye girdi. Mike Bug'a girdi. Pem Pem. Serem evlat. İsmim Pamela. Pislik yapmazsan iyi anlaşırız. Hey dostum. Asla yapmam. Hey yeni gelen kız sensin ha. Bence çok iyi anlaşacağız. Adım Alex. Merhaba. Tozluyu sevmeye mi geldin? Yok, seni tanışmaya. Ama seveyim gelmişken. Çekil de seveyim ama. Neyse. Sevdirmedi. Burayı... Aa bakın burası da farklı. Evet. Merhabalar efendim. Ben Gaz. Yıldız Kaydı Salonu'nun sahibi ve şefiyim. Hop ben geldim. Hop teyzem. Öptüm ellerinden. Ben Kacanzi. Şunları hemen çantaya koyayım. Şu çok hoşuma gitti ya. Ay yeni objeler olması çok güzel gerçekten. Ya oyun inanılmaz derecede oynatıyor. Ama uzun süre oynadığınız zaman yani böyle gerçek hayatta böyle birkaç yıl oynadığınız zaman biraz sıkmaya başlayabilir. Çünkü aynı şeyleri yapıyorsunuz bir yerden sonra. Ama bu ufak modlarla oyunu şekillendirmek, değiştirmek o kadar keyif verici ki. Çok çok güzel. Ve ben de şu an o mutluluğu yaşıyorum. Ne yapacaktık? Bunlar aynı klasik görevler. Biri tohumları ek ve haset et. Biri de şey herkesi tanış. Bari buraları temizleyelim. Bak tohum çıktı. Bu lifler ileride bize çok lazım olacak. O yüzden topluyorum. Hem mana aslında buraları temizliyoruz işte. Şunları da alayım izniniz. Aa, kurbik, kurbik. Şuraya da giden bir yol var. Orayı yanlış hatırlamıyorsam hikayeyle bağlantılı bir yer. Farklı bir hikayesi var. Oranın farklı bir hikayesi var. Genel olarak eyvah. Genel olarak şey aynı, hikayesi aynı.
Ya daha çok etrafı çeşitlendirip birkaç farklılık katmışlar. 3 tohum. Asla yetmeyecek enerjim. Şurada yiyecek olmaz mı? Var tabii. Canım kendim. Hemen toplayıp atmışım kenara. Stok. Bu yeter diye düşünüyorum. 1, 2 ve 3. Hop, tamam. Çok güzeliz, çok tatlıyız. Şunları üstüne taşımak çok isterim sıkıldıkça, sıkıştıkça yemek için. Ama çantam çok dar. Şeyi göstermedim. Halk evinin diğer tarafını göstermedim. Galiba ilk videomda ya da ikinci videomda. Gerçi daha Stardew Valley'in orijinal videosunda ikinci bölümü atmadım. Burayı unutmayın dedim diye hatırlıyorum. Burası normalde böyle taşlı değil yerleri. Gördüğünüz gibi burayı böyle süslemişler. Sonra bir farklılık da şu. Burada bunlar yok normalde. Ama kullanılabiliyor mu hiç bilmiyorum. Kullanılabiliyorsa çok iyi. Bakıyorum. Kimsenin evine de giremem bu saatte. Ay, doğum günlerini keşke kaçırmasam. Yassı balık. Yassı balık yan gidi. Daha demin sevememiştik seni. Alex izin vermemişti. Çok güzel. Etraf o kadar güzel ki yemyeşil. Şu ekinleri çalabiliyoruz. Şu tarafı birazcık göstereyim. Gerçi çok da zamanımız yok ama çok bir farklılık göremedim ben bu tarafta. Sadece şu büyücü kulesine şuraya şöyle ekinler koymuşlar. Bunlar yoktu, sadece kule vardı. Bu arada videoları uzun yapmamaya çalışacağım. Onu da söyleyeyim. Çünkü ilk paylaştığım video yaklaşık 1 saat. İkinci videoda yaklaşık değil. İkinci video tam 1 saat. Ve bu da gerçekten izleyen insanları sıkabilir. Sıkabileceğinden dolayı 2 gün 2 gün gideceğiz. Onda da 3 gün 3 gün gitmiştim. Toplayıcılık artı 1. Yine ufak bir donma yaşadık herhalde derken. Bugün mutsuz mu? Bugün balık günü ilan edecektim. Yapma. Evet, yağmur yağıyor. Evet, burada keselim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen desteklerinizi ihmal etmeyin. Hepinizi seviyorum.